Hocam yeni nesil sorularda zorlanıyorum, bir türlü çözemiyorum diyenler. Bu video tam size göre. Merhaba genç arkadaşım. Yeni nesil soru denilen kavram içinde birden çok kazanım barındıran, bunları da bizim günlük yaşamdan olaylarımızla bağdaştırmamızı isteyen, böylece bizi çok boyutlu düşünmeye teşvik eden bir soru tipi. Evet, ilk bakışta biraz göz korkutucu geliyor ama bu düşünceyi yıkmak sizin elinizde. Nasıl mı? Hadi gelin şimdi neler yapabileceğimize daha yakından bakalım. Yeni nesil soru çözümüne geçmeden önce bir altyapı oluşturmalısınız. Bu zemini oluşturmanın en kolay yolu konulara eksiksiz hakimiyet ve kazanım sorularını rahatça çözebilmekten geçiyor. Sonrasında yeni nesil soru çözmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi bu sorular bakıyoruz bazen bir sayfayı kaplayan sorular oluyor. Bu yüzden hemen şöyle bir ön yargıya kapılıyorsunuz. Hocam ben bu soruyu yapamam. Çünkü bu soru çok uzun. Ben bu soruyla uğraşacağıma başka bir soruya daha uzun süre ayırırım, daha iyi diyorsunuz. Ama gerçekten bu yanlış bir algı. Eğer baştan yeni nesil sorularla iyi mücadele etmeye gayret gösterirseniz zamanla işiniz çok daha kolay olur. Şimdi soruya baktınız, ön yargı hissettiniz ve geri çekildiniz, ne yapmalısınız? Tabii ki bu ön yargınızı bir kenara bırakmalısınız. Ön yargılardan arınmalısınız. Bu sorular evet çok uzun ama uzun sorular, unutmayın arkadaşlar, her zaman daha çok detay barındırır. Ve bu detaylar sayesinde çözüm adımları karşınıza açık seçik olarak çıkar. Yani uzun olması aslında sorunun daha basit olduğu anlamına gelir. Peki ön yargıları bir kenara bıraktık. Şimdi ne yapmalıyız? Bol bol kitap okumalıyız. Bu sorular çok uzun. Evet haklısınız. Bazen sizi yoruyor. Bakıyorsunuz bir sayfada tek bir soru var. Ama kitap okursanız bu uzun soruları da çok daha hızlı ve akıcı okuyabilirsiniz. Yeni nesil sorular bizden okuduğunu anlama, anladığını yorumlama becerisi ve bunu olabildiğince kısa sürede yapmamızı ister. İşte bu yüzden sizin en büyük yardımcınız kitap okumak olacak. Şimdi birçoğunuz hemen şu konuda pes ediyorsunuz. Hocam ben kitap okumayı sevmiyorum. Açıkçası bu bir bahanedir. Yeterince denemiyorsunuz. Kitap okumayı seven herkes emin olun ki tüm alanlarda kitap okumayı sevmiyor. Mutlaka herkesin sevdiği bir türden kitap vardır. Kimi tarihi, kimi dini, kimi polisiye, kimi macera, kimi bilim kurgu vesaire. Ama mutlaka kişi en az bir türde kitap okumayı sever. Sen de seversin. Pes etme, araştır, bak. Kitap okursanız yeni nesil soru çözerken işiniz çok daha kolaylaşır. Ayrıca yeni nesil sorular içinde oldukça fazla görsel ve grafik barındıran sorulardır. Yani siz bakıyorsunuz içinde grafikler var, görseller var. Çok uzun bir soru ve size çok karmaşık geliyor. Karışık gelmesinin en temel sebebi ne? Çünkü grafik okumayı bilmiyorsunuz. Önce ne yapmalısınız? Mutlaka ama mutlaka bu grafik okumayı öğrenmelisiniz. Emin olun ki ondan sonra işiniz çok daha kolaylaşacak. Peki daha sonrasında neler yapabiliriz? Metinler oldukça uzun, öyle değil mi? Okurken kafanız karışıyor. Tekrar tekrar okuma gereği hissediyorsunuz. Deneme sınavlarında bu sebeple, sırf bu yüzden vaktiniz gidiyor. Haklı olarak süre sorunu yaşıyorsunuz. Bunun için ne yapmalısınız genç arkadaşlarım? Şimdi çözüm için beni çok iyi dinleyin. Okuduğum paragraftan hemen kendine mini bir özet çıkar. Bunu yaptığın zaman işin çok daha kolaylaşacak. Çünkü böylece soruyu tekrar okuma gereği duyduğunda özetten yararlanıp vakit kaybetmeden soruyu çözmüş olacaksın genç dostum. Tabii tam da bu noktada bu konuda şu tavsiyeyi de vermeden geçmeyelim. Uzun paragraf sorularında ustalaşmak için paragraf soru bankalarından bol bol paragraf soruları çözelim. Bol soru çözmek demişken farklı kaynaklardan bol bol yeni nesil sorular çözmek soru kalıbı öğrenmenizi sağlar. Artık bu işte ustalaşır, soruyu görünce çat diye çözüme yürüyebilirsiniz. Son olarak yeni nesil sorularla başa çıkmak için şunu yapmalısınız. Bu sorularda soru kökü net olarak verilmez. Karışık bir metinden soru kökünü bizzat sizin oluşturmanızı isterler. Soru kökünü buldun, oluşturdun ama daha sonrasında özellikle matematik yeni nesil sorularda bu zaten çok basit, bunu neden yazarak çözüyorum ki? Düşüncesine kapılıp kafadan işlem yapmaya kalkanlar var. Görüyorum oradasınız. Bu çok büyük bir hata. Ondan sonra sırf bu yüzden 4 işlemde veya artı eksi işlemlerinde işlem hataları yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu hatalara düşmemek için sırf bu sebeple tüm işlemleri sıralı bir vaziyette yazın. Unutmayın, yazdığınız zaman çözdüğünüz bir soruyu kontrol etme şansınız da olur. Eğer işlemleri kafadan yaptıysanız kontrolü de çok zor olur. Gelin siz beni dinleyin, yazarak çözün, işinizi sağlama alın. Bu videoyu izledikten sonra yeni nesil sorularla arası düzelenleri yorumlar kısmında görmek istiyorum.
Ayrıca gelmesini istediğiniz yeni videoların konusunu da sizler belirleyip yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.